çıkıyoruz. Haydi iyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Yorulduk. Biz geldik. Biz geldik. Kalacağımız yere vardık. Şimdi biraz dinleneceğiz. Yarın sabah da burada kahvaltımızı yaptıktan sonra Yedigöller'e doğru yola çıkacağız. Kaldığımız yerin manzarası. Günaydın. Günaydın. Biz tahmin ettiğiniz gibi Bolu'dayız. Şimdi de hedefimiz... Nereydi ya? Yedigöller. Yedigöller. Buranın için geldik. Ya, o kadar güzel yerler var ki bir an hangisine gideceğimizi şaşırdık. Hava çok güzel. Sonbahar buralara gelmiş. Ağaçlar rengarenk. Size yol boyunca onları da göstereceğiz. Kahvaltımızı yaptık. Sabah erken kalktık. Kahvelerimizi hazırladık. Şöyle göstereyim. Ve şimdi yola çıkıyoruz. Yol boyunca. Ben de navigasyonumu hallettim. Yol boyunca sizlerleyiz. Kenarındaki seyir teraslarından bir tanesindeyiz. Bir mola verdik. Yorulmuştuk çünkü bayağı. Manzara da harika zaten. Dinlenmemiz için görülür. Bir başka seyir terasındayız. Dinleyin. Dinginliğin sesi. Maganda kadın da böyle oldu. Maganda kadın gördüm ben. Geldik şimdi, arabayı park ettik. İlerlemeye çalışıyoruz. Arabalardan fırsat olursa, çok kalabalıkmış burası. Biz böyle tahmin etmiyorduk. Ay, düşüyordum. Hayal kırıklığına uğradım ya, bu kadar kalabalık bir yer olduğunu görünce. Ben böyle sessiz, sakin, kimsenin olmadığı bir yer düşünüyordum. Üzüldüm. Şöyle sessizlik, sakinlik olunca daha güzel bir çekim de yapılıyor. Yoruldun mu? Biraz, 2 saniye içinde çok oldu. Kestirmeden çıkalım dedik. Yolu dolaşmayalım dedik. Keçiliğimiz tuttu. İncegöl'deyiz. Canım. Canım. Burası giriş bölümü.
Devamında da Sazlı Göl var buranın. İnce Göl'deyiz. İnce ve uzun. Muhtemelen. Sazlı Göl'e geldik. Evet, Sazlı Göl. Burada çok yaklaşmamak gerekiyor. İlk gölü, en yüksekteki göl, Sazlı Göl. Bakın şu anda biz koskoca bir dağ silsilesindeyiz değil mi? Sarsıntılardan dolayı da ne yapıyor? Kaymalar oluşuyor. Bu kaymalarda bu da tektonik altta yani zamanlı ateş olan dünyanın zaman içerisinde ne yapıyor? Sönüyor. Çukurlar oluşuyor. Tektonik diyor. O tektonik yapıların da önü de böyle heyelanla kapı önüne engellenince ne yapıyor? Göl oluşuyor. Akan sular ne yapıyor? Toplanıyor ve kademe kademe bakın şimdi bu Sazlı Göl İnce Göl'ü besliyor. İnce Göl Nazlı Göl'ü besliyor. Tamam mı? Nazlı Göl yanındaki Kulu Göl'ü besliyor. Aşağı iniyoruz şelaleleri göreceksiniz. Oradan devamında Derin Göl'ü besliyor. Derin Göl'ü Büyük Göl'ü besliyor. Ondan aşağıda en altta da Serin Göl'ü besliyor. Yani 7 tane gölün olması böyle kademe kademe. Şimdi biz buradan 100 metre yüksekteyiz deniz seviyesinde. En buna göre buradaki yani şu gölle bulunduğu kadar. Aşağı Serin Göl'e gittiğiniz zaman 100 metre daha deniz seviyesine ne yapmış oradan? İneceğiz, inmiş olacağız. Tamam mı? Onun burası da dikkat küçük bir göl değil. Aşağı yukarı 5 hektarlık bir alan bu kapalı. O kaplı olduğu için. Dikkat edin. Burada oldukça bol bulunan bu bitkilerin yenmemesi gerektiği ile alakalı bir dikkat tabelası, evet, uyarı tabelası. Şundan çok fazla gördüm. Biraz önce denizde sağ üstteki mantar fotoğrafını çekti. Çok evet, da güzel gözüküyordu. Şimdi ekranda görebilirsiniz. Evet. Yenilmemesi gerekiyor ve bu mantarlardan da ben çok gördüm. Sol taraftakilerden görmedim. Dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bir sonraki istikametimize gidiyoruz. Nazlı Göl'ün yukarıdan görünüşü. Merdivenle inişi var. Hemen biraz önceki gezdiğimiz iki gölün yanında. Hikayesini biraz önceki rehber abimizin anlattığı gibi her göl birbirini besliyor. Her göl bir diğerinin altında yer alıyor. Onun altında da Kuru Göl varmış. İnelim mi? İnelim. Sen iyi iniyorsun ya. Bir de GoPro ile. Ben tutunarak inemedim. Aynı zamanda kamp yapanlar da var. Gördüğünüz gibi bir gitaristimiz de var orada.
yüz ölçümü bakımından en geniş gölümüz burası. Nazlı Göl. Yüzeyinin bir bölümü sazlarla kaplı burasının da. Karşıda gölü besleyen bir ufak dere gibi bir şey var. Aynı zamanda bir üstteki göl de burayı besliyor. Manzara mükemmel. Burası şu an Atatürk Arboretum'undaki yere benzettim. Ne diyorsun? Evet. Orada da böyle bir yer vardı. Orada da göl vardı. Şurası biraz sahile benziyor. Kumsala. Gülen kayalar ve şelaleye doğru gidiyoruz şimdi de. Şelale ve Dilek Çeşmesi'ne iniyoruz değil mi? Evet. Niye beni yoruyor? Gel. Buradan inmek daha zor ya. Merdivenler. Adı merdiven. Karışık. Ayağımızın önüne ses konulmuş gibi. Evet. Buradan Gülen Kayalar'a geçiş var mı acaba? Umarım vardır. Çok. Burası şelaleyi besleyen dere. Oralardan yürüyüp geldik. Şelaledeyiz. Dilek Çeşmesi. Buradan devam edelim. Şelaleden akıp gelen sular da bu gölü besliyor. Pisagor ağacımız da bu. Ağacın üstündekiler mantar mı?
Her zamanki gibi gençlik imzasını atmış. Kovan herhalde. Yok. Kaskatı. Yapraklar dökülüyor. Büyük göldeyiz. Bir yandan Instagram canlı yayınımız da devam ederken bir yandan da normal kaydımız devam ediyor. Alabalık seyir terası burası da. Çıkıyor mu acaba? Verdin mi? Belki arabalar var, oraları tam göremeyeceğiz ama aşağıdan çekebildiğim kadarını çekeceğim. Bitki çeşitliliğinin belli olması açısından da bu şekilde ağaçların altlarına adlarını da yazmışlar. Ne oldu? Düşmem. Zemin oldukça ıslak. Kayıp düşme ihtimalimiz de var. Bir diğer gölün başlangıcı. Bu gölü besleyen de büyük göl. Bu göllerde alabalık yetiştiriciliği de yapılıyormuş. Türkiye'de ilk alabalık yetiştiriciliğinin başladığı yer. 1969'du yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ona bakacağım. Evet, 1969 doğruymuş. Evet, Türkiye'nin ilk alabalık yetiştirme tesisi. Gülen Kayalar'ın hemen yanındayız. Gördüğünüz gibi bir tane ağaç devrilmiş ve arkamızda da sular böylemesine güzel akıyor. Bitti. Biz de bittik. Çok yorulduk. Kaç saat sürdü ya? Saat şu an 4.30. 11.30-12 gibi geldik. Yaklaşık 4.30-5 evet. Saatlik. Hiç durmadan, aralıksız. Sadece bir yerde 5 dakika falan bir oturup kahvelerimizi içtik. Bolu'nun içinden girdik. Ama şu anda dönüş olarak bayağı bir yoğunluk var. Bizim Mengen tarafından çıkmamız için yönlendirdiler. Evet. Girdiğimiz yoldan değil, tersi yoldan çıkacağız. Biraz buradan, daha uzayacak evet, yolumuz. Buradan da artık yemeğe geçiyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.
Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.